Bir sayının 48 ile tam bölünebilmesi için aşağıdaki hangi iki sayıya tam bölünmesi yeterlidir? Güzel bir soru aslında. Şimdi bir bölünebilme kuralından 2, 3, 4, 5, ondan sonra 7, 8, 9 var, 10 var, 11 gibi kurallar var. Burada 6 yok. Ondan sonra 12, 13, 15 gibi kurallarımız yok. Bu tür ifadelerde mesela 15'e bölünme, 12'ye bölünme gibi işlemde farklı bir işlem uyguluyoruz. Kuralımız şu. Bunları çarpanlarına ayırıyoruz. Çarpanlarına ayırdığımızda iki çarpanına tabii ki ikili şeklinde çarpanlarına ayırıyoruz. Bu iki sayı bulduğumuz iki sayı aralarında asal olmak zorunda. Örnek 12 ile verelim. 12 sayısı 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4, 4 çarpı 3, 6 çarpı 2 ve 12 çarpı 1 şeklinde yazılır. Bunu şunlar şunların aynısı. Bunu yazmayız. Burada hangisi olur? Bir kez sayılar aralarında asal olması gerekiyor. Bu sayılarda 3 ve 4, 3 ve 4. 4 sayısı kendi başına asal değildir ama 3 ile 4 kendi aralarında asaldır. Aralarında asallık ne demek? Bunların birden başka ortak böleni olmayacak. Birden başka ortak böleni olmayacak. 12 ile bölünme kuralı 3'e veya da 4'e bölündüğü takdirde 12'de de tam bölünecektir. Yine 48'e 1 çarpı 48 bu olmaz. 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 5 yoktur. 6 çarpı 8, 7, 8 çarpı 6. Bundan sonra tersine döndü. Buradan hangisi aralarında asal bakalım. Bu değil. Bunun 1 ve 2 ortak böleni var. Ortak böleni 1 ve 2'dir. Burada ortak böleni 1, başka ortak böleni yoktur. O zaman bunlardır. Burada ortak böleni 1, 2 ve 4'tür. Burada ortak böleni 1 ve 2'dir. Gördüğünüz gibi sadece 3 ile 16 aralarında asaldır. Yani bunun cevabı da 3 ve 16. 3 ve 16'ya tam bölündüğünde bu sayı 48'e de tam bölünür.